güzeldir. Ha valla tabii insan daha bir şey alıyor. Düz tut, düz tut. Düz tut, ben de sana gittim. Siirt'imizin ilçelerinden olan Tillo'da Evliyalar Diyarı'nda Allah için canlarını feda etmiş olan Allah için kurban olarak canlarını feda eden Yasin Börü ve Marmara şehidimiz olan İbrahim Bilgen hocamızın adına bir hatıra ormanı oluşturmak istedik. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın da tavsiyesi üzere kıyametin kopacağını bilseniz bile, yani yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz tavsiyesine binaen hem şehitlerimizin hatırasını canlandırmak, onları zaten ölümsüz olduklarına inancımız tam olmakla beraber bununla beraber isimlerinin de yeryüzünde ebedi kalması için adlarına bir hatıra ormanı dikmek istedik. İnşallah biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bugün Hüdapar Gençlik Kolları olarak Tillo'da bulunuyoruz. Fidanlarımızı dikeceğiz. Akabinde yani yaza doğru ise İnşallah bakımlarını yapmaya çalışacağız. Yani bu diktiğimiz, oluşturmak istediğimiz ormanı da ağaçlar kurumasın diye gerekirse sulama işlemini de yapmaya gayretine gireceğiz. Biz bu amaçla yani bu ormanı oluşturma niyetindeyiz. Mavi Marmara'da şehit düşen şehit İbrahim Bilgen adına ve Diyarbakır'da mazlumane bir şekilde katledilen şehit Yasin Börü adına tüm dünyanın tanıdığı iki tane isimdir aslında bunlar. Bunların isimlerini ebedileştirmek için hatıra isimleri adına, adları adına hatıra ormanı dikmek istedik. Hüdapar Siirt Gençlik Kolları olarak. İlimizin Aydınlar yani Tillo ilçesinde yaklaşık 400 ile 500 tane fıstık ile çam ağacı dikmeye geldik bugün gençlerimizle birlikte. Elhamdülillah hepsini bitirdik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde kıyametin kopacağını bileceğiniz halde elinizdeki son fidanı dikin diyor. Ayrıyeten kuru yeşermemiş yerlerde yine hadis-i şerifin deyimiyle biz yeşertmeye geldik. Nasıl ki kuru kalpleri yeşertmek için çalışıyorsak aynı şekilde kurumuş topraklarımızı yeşertmek için bugün burada olduk. Şehitlerimizin anısını canlı tutmak için böyle bir çalışmaya başvurduk ki inşallah canlı tutacağız ve ebediyen ektiğimiz, bizim diktiğimiz fidanlar tohumlar verecek ve meyvelerini biz görmesek bile inşallah bizden sonraki nesillerimiz görecektir.